Arkadaş bu bir bilgi sorusu. Nereden anladın hocam? Social networking, sosyal ağlar. Pasajda bu bilginin geçtiği yere gideceğim. Gideceğim ama pasaj bu bilgiyle kaynıyor arkadaş. Ne yapacağım hocam? Tabii ki seçenekleri denemeye başlıyoruz. A'da ne demiş? Social networking makes people spend most of their time on electronic devices. Yakaladım anahtar ifadeyi. Pasajda electronic devices yok ki. Geçtim. B'ye bakalım. Social networking may lead to isolation among family members. Buradaki anahtar ifadeyi de yakaladım. Isolation, yani aile üyeleri arasında izolasyona neden olabilir ve may şeklinde güzel bir akademik yaklaşım var. Pasajda bu var. Social media users had significantly high levels of family loneliness demiş. Sosyal medya kullanıcıları önemli ölçüde daha yüksek aile yalnızlığına sahiptir. Bu da aileye bağlı hissetmeme hissi. Evet, geçiyor pasajda. B'deki isolation ile pasajdaki loneliness birbirine yakın ifadeler. Kalsın diyorum. C'ye bakalım. Social networking prevents people from facing the challenges. Hayır arkadaş, pasajda böyle zorluklarla yüzleşme şeklinde bir ifade yok. Eş anlamlısı da geçmiyor. Eledim. D'ye bakalım. Social networking may cause people to develop a narrow view of the world. Evet, eğer ki pasajda bir karşılaştırma ifadesi yok ise, seçeneklerde bir comparative, bir karşılaştırma görür isem narrower gibi hemen elerim. Çünkü bunlar çeldirici seçenekler. Daha dar bir bakış açısı. Eledim. E'ye bakalım. Social networking give rise to mutual understanding. Arkadaş, pasajda karşılıklı yanlış anlama şeklinde bir ifade yok. Mutual misunderstanding yok, eş anlamlısı da yok. E'yi de eledim. Doğru cevap B olacaktır. Evet, sosyal ağlar may lead to isolation. İzolasyona neden olabilir. Kim arasında? Among family members. Aile üyeleri arasında zaten pasajda geçiyor bu. Doğru cevap B. The main purpose. Ana fikir sorusu. Yazarın asıl amacını soruyor bize. Bu çok yaygın bir soru tipi. Bunu bulmanın yolu pasajın tümünü okumak. Evet, tümünü okumak. Ama daha hızlı bir şekilde doğru cevaba ulaşmanın yolu da pasajın önemli yerlerine bakmak. Şimdi bir bakalım. Sosyal medya web siteleri hayatımıza varmış. Social media users, sosyal medya kullanıcıları diyor, daha az yalnızlık çekiyor ama daha yüksek seviyede aile yalnızlığı çekiyor ve evimizin dışındaki insanlarla bağlantı kurmamızı sağlıyor. The fears olayı var, korkular. Yani daha yalnız kalma korkusu var ortada. İzolasyon var. Ve de bu kaygıların altını çiziyor. Highlight the anxieties. Hatta demiş, in fact. İşte bu in fact çok önemli güzel insan. In fact bağlacı hatta deyip kırmızı bayrağı kaldırıyor. Dikkatimizi önemli bir noktaya çekiyor. Zaten pasajın sonundaki bir cümle pasajın ana fikrini çoğunlukla belirler. Hatta demiş, in fact, what social media has revealed, yani sosyal medyanın insan doğası hakkında ortaya çıkardığı şey şu diyor. A connection is not the same thing as a bond. Yani sosyal medyadaki bir bağlantı aile bağıyla aynı şey değildir. Ve de sosyal medya anlamda tam bir bağlantı daha mutlu, daha güzel bir dünyaya bir bilet olamaz diyor. Şimdi bunu aklımızda tutaraktan seçenekleri deneyelim. A'da demiş ki damage close relationships, yakın ilişkilere zarar veriyor. Pasajın tümünde böyle bir bilgi yok. Zaten renklendirilen yerlere bakacak olursak böyle bir bilginin olmadığını anlayabiliriz. A'yı eledik. B'ye bakalım. Başkalarıyla bağ kurmak için temel insan ihtiyacını vurguluyor. Hayır. Pasajda vurgulanan bu değil. Pasajın sonunda zaten ana fikri saklı. Highlight geçiyor pasajda ama zaten aynı kelime geçiyorsa şüpheleneceğiz. C'ye bakalım. Sosyal medyanın neden milyonlarca kullanıcıyı cezbettiğini açıklıyor. Hayır efendim. Attracted millions of users. Bu pasajın ana fikri olamaz. Pasaj işini gücünü bırakmış, milyonlarca kullanıcı cezbettiğinden bahsetmiyor. Pasajın sonunda önemli bir noktaya dikkat çekmiş. Is not a ticket. Bir bilet değil diyor arkadaş. Sosyal medyadaki bağlantı. Eledik. D'ye baktığımızda evet, to show that social networking, sosyal medyanın does not necessarily result in happiness, o kadar da mutlulukla sonuçlanmadığını gösteriyor. Yani sosyal medyadaki bağlar, sosyal medya o kadar da mutlulukla sonuçlanmıyor arkadaş diyor. Doğru cevap D olacak. E neden olmaz bakalım? To describe the ways we can make friends. Yani arkadaş edinme yollarından pasaj bahsetmiyor. Dolayısıyla doğru cevabımız D olacaktır. Bu da pasajımızın birebir Türkçe yorumlaması. Sonunda veriyorum çünkü başta verirsem sorular çözmenin bir anlamı kalmaz. Soru kökümü okudum ve anahtar ifadeleri tespit ettim. The rivalry, rekabet demek. Started as a result of'nın sonucunda başlamış. Evet, Hititlerle Mısır arasında bir rekabet var ve bu neyin sonucunda başlamıştır diye bana soruyor. Dolayısıyla as a result of'u burada yakalamam lazım. Bu bir bağlaç, bir edat niteliğindeki bağlaç. Bununla ilgili ifade parçada nerede var? Baktığımda does ifadesini gördüm ve böylece diyor. Bunlar neden sonuç ilişkisi kuran bağlaçlar dostum. Dolayısıyla does'ın geçtiği cümleye odaklanacağım. Ne demiş? And destroyed the Mitanni Empire in Syria ve Suriye'deki Mitanni İmparatorluğunu ortadan kaldırdı. Thus bringing them, böylece de diyor, onları into direct territorial competition with the Egyptians, yani Hititleri Mısırlarla direkt olarak bir bölgesel rekabete soktu. Buradaki the rivalry ile competition da aynı ifadeler, eş anlamlı sözcükler. Dolayısıyla cevap burada. Bakayım bu hangi seçenekte geçiyor? D'de geçiyor. The destruction, zaten destroy görünce D'deki destruction'ı hemen eşleştiriyorum. Doğru cevap D olacaktır. Yani Mısırlarla Hititlerin yüz yüze gelmesinin nedeni Mitanni İmparatorluğu'nun ortadan kaldırılışı. The destruction of the Mitanni Empire. Doğru cevap D. Diğer seçeneklere bakalım. Anadolu şehir devletlerinin Hititlere karşı birleşmesi bunun bir sebebi değil. Yani Mısırlarla Hititlerin yüz yüze gelmesinin bir sebebi değil. Geçtik. Hititler arasındaki bir dizi veraset, yani halefiyet anlaşmazlığı demiş ama daha sonra kendilerini toparlamışlar. Regained yapmış Hititler. Evet, pasajda bir veraset, bir halefiyet anlaşmazlığı var. Succession disputes demiş ama daha sonra kendilerini toparlıyorlar ve tekrar Batı Anadolu'ya doğru büyüyorlar, topraklarını genişletiyorlar. Dolayısıyla bu anlaşmazlığın, bu rekabetin sebebi bu değil. Eledik. C'ye bakalım. Batı Anadolu'daki bazı Hitit topraklarının kaybedilmesi. Hayır, böyle bir bilgi geçmiyor. Hatta tersi geçiyor. Expanded into Western Anatolia diyor. Batı Anadolu'ya bir genişleme söz konusu. Eledim. E'ye bakalım. Hitit hükümdarları tarafından kötü yönetim. Evet, bir poor administration var, yani bir kötü yönetim var ama bu tamamen succession disputes, halefiyet anlaşmazlığı ama daha sonra regained diyor. Güçlerini tekrar topluyorlar ve Batı Anadolu'ya doğru büyüyorlar. Dolayısıyla bu rekabetin sebebi bu değil. Rekabetin sebebi tamamen Mitanni İmparatorluğu'nun ortadan kaldırılışı, şekil A'da görüldüğü gibi. Doğru cevap D olacaktır.